Irak ve Güney Kürdistan'ın tartışmalı bölgelerinde dün gerçekleşen seçimler oldukça sakin geçti. Aslında kaygılı bir şekilde izlediğimiz bir süreçti. Fakat beklediğimiz ve korktuğumuz bir sonuçla karşılaşmadık. Oldukça sakin geçtiğini ifade edebiliriz. Kimi küçük aksaklıklar olsa da kimi el yapımı patlayıcıların patlaması durumu söz konusu olsa da ufak tefek bazı seçim merkezlerine yönelik saldırılar olsa da seçimin ertelenmesini veya durmasını gerektirecek bir durumla karşı karşıya kalmadık. Oldukça sakin geçen bir seçim oldu. Irak için oldukça şaşırtıcı bir durum bu elbette. Irak'ta dün gerçekleşen seçimlere katılım oranı daha önce gerçekleşen seçimlere oranla yüksekti. Sadr hareketinin boykot çağrısı vardı, evet. Farklı fraksiyonların boykot çağrısı vardı, evet. Fakat Sadr hareketi Irak'taki en yüksek oyu almasına rağmen Irak'taki seçimlere katılım oranı %41'leri bulabildi. Fakat boykota rağmen önceki seçimlere göre daha yüksek katılımlı bir katılımın olduğunu söyleyebiliriz. Kürdistan ve Musul'daydı elbette gözler. Gerçek anlamda Irak'ın diğer kentlerinde yurttaşların, Arap yurttaşlarının çok ilgi göstermediğini ifade edebiliriz. Önceki seçimlere göre katılım yüksek olsa da çok istenilen düzeyde bir ilgi gösterilmedi. Fakat Kerkük'te ve Musul'da yine Kürdistan bölgesinin, Güney Kürdistan'ın tartışmalı bölgeler arasında yer alan diğer kentlerinde katılım oldukça yoğundu. Selahattin kentinde yoğundu katılım. Kürtler yoğun bir şekilde sandıklara akın etti. Musul'da benzer bir tabloyla karşılaştık. Kerkük'te zaten bütün gözler oradaydı. Nasıl bir sonuç elde edileceği merakla bekleniyordu. Kaygılarımız vardı elbette. Bu seçimlere bir müdahale olabilecek ihtimali hep vardı. Provokasyonların yapılabileceği ihtimali hep vardı. Bu ihtimallerin hiçbiri gerçekleşmedi ve gerçekten de hayal edilen bir başarıyla karşı karşıyayız diyebiliriz. Kerkük'te daha önce Kürtlerin ortak bir çatı altında, ortak bir listeyle seçimlere girmesi için yoğun bir baskı vardı kamuoyundan. Yoğun bir talep vardı, yoğun bir beklenti vardı. Fakat bu gerçekleşmedi. Ne yazık ki KDP bu birlikteliğin olmasını engelledi. Buna rağmen, yani KDP'ye rağmen Kerkük'te Kürtler kazandı diyebiliriz. Gelinen aşamada aslında Kerkük'teki sonuçlar da bize şu mesajı veriyor. Kürtler orada da birlik ve beraberliğini tesis edebilseler ve kendileri dışında farklı fraksiyonlarla Arap Birleşenler, Demokratik Hareketler, sivil toplum kuruluşları ve kadınlarla ve gençlerle bir ittifak kurmaları dahilinde çok rahat bir şekilde Kerkük'e de bir Kürt valisinin seçilebilme ihtimali bugün karşımızda duruyor. Ancak ne yazık ki Kerkük'te böyle bir birlik ve beraberliğin geliştirilmesi neredeyse imkansız. Çünkü çok daha rahat, çok daha olanakları yüksek olmasına rağmen Kerkük'te bile böyle bir birlik ve beraberlik geliştirilmiyor. Kerkük'ün farklı tehlikeleri vardı elbette. Türk devletinin bazı müdahaleleri söz konusuydu. Türkmenleri orada finanse eden bir pozisyondaydı. Türkmenlerin provokatif, Türkmen halkı için ifade etmiyorum, Türkmen cephesinden söz ediyorum. Türkmen cephesinin provokatif ırkçı söylemleri sürekli toplumu galyana getiren, provoke etmeye çalışan yöndeydi. Bu seçimde gerçekten de hiç kadar oy almalarına rağmen büyük bir zafer elde etmişçesine hala bu provokatif söylemleri, ırkçı söylemlerini sürdürüyorlar. Gözlemlediğimiz kadarıyla Kerkük'te Türkmen cephesinin ve AKP-MHP siyasetinin iflas ettiğinin somut bir şekilde ispatlandığını kamuoyunun bilmesi gerekiyor. İstedikleri sonuçları elde edemediler. Tam tersine demokrasiden, ortak yaşamdan yana olan birçok Türkmen Kürt partilerine oy vermiştir. Ortak yaşamdan yana tercihini kullanmıştır. Türk devletinin AKP ve MHP faşist iktidarının siyaseti Kerkük'te yenilgiye uğramıştır.